Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenmeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzda açık uçlu sorularımızda yüz almaya hazır mıyız? Evet hazırız. Birinci sorumuza baktık. Bir tane görsel verdi. Çok pis kaza geldim. Görsele baktık. 1957, 1992 ve 2015 yılları içerisindeki dünyanın etrafı böyle garman çulman pıtırak gibi olmuş. Yukarıdaki görselde yıllara göre dünyanın etrafındaki nesneleri gösteren resim verilmiştir. Görselden hareketle uzayda meydana gelen problemi belirleyerek bu problemin yol açabileceği olası sonuçları yazınız. Şimdi bak şöyle düşün. Diyelim ki burası senin odan. Dünyada elde odan. Odan mesela sabah böyle. Öğlenleyin böyle. Akşam böyleyse ne olur? Anan terliği eline alır. Fıçı diye bir tane attı. kafanın oradan sıyırır geçer. Niye? Çünkü odanı sen darma duman yapmışsın. Pıtırak gibi kirlendirmişsin. İşte buradaki görselliğin de sebebi uzay kirliliğidir. Aynı anayın senin odada gördüğü gibi kirlilik yani uzay kirliliğidir. Burada uzay kirliliğini gördün. Peki hocam bu uzay kirliliği neden oluyor? Neden oluyor biliyor musun? Çünkü biz 1957-1960 yılları gibi uzaya uydu göndermeye başladık ya pıtırak gibi tık tık tık, tık diye böyle sanki havaya tüfek sıkıyorsun gibi havaya fişek atıyorsun gibi sürekli uydu gönderdik ya. Ondan dolayı bu uydular dünyanın etrafında çokça yer almaya başladı. Hatta en son Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydularıyla birlikte artık dünyanın etrafı bir çöplük haline geldi. Bu şekilde dünyanın etrafı baya bir uzay kirliliğine neden oldu. Peki probleminin yol açabileceği sonuçları yazınız. Sonuçlar nelerdir? Bir kere aktif aktif uzay araçlarına çarpabilir. Uzay araçlarına çarpar. Nasıl? Mesela biz diyelim ki TÜRKSAT 4A'yı şuraya gönderdik. Tamam Bizim uydumuz burada. Buradan bir tane uydu fışık diye kopar gelir bizim TÜRKSAT 4A'ya çarpar ve bütün iletişimimizi keser. Bundan dolayı bize çok büyük zarar verebilir. Ya da ya da yönetimi kaybolan cihazlar yönetimi yani artık yönetemiyorsan yönetimi kaybolan kaybolan cihazlar çok hızlı hareket edebilir. Yani ortalığı biçer geçer çok hızlı hareket edebilir ve dünyaya evet yanlış durmadınız dünyaya dünyanın d'si büyük yalnız hocam evet düşebilir. Çünkü dikkat ettiyseniz yakın zamanda Çin'in bir uydusu böyle gene boşlanmıştı. Geldi şak ne yaptı? Atlantik okyanusuna düştü. Dua et gelip Gayser'in merkezine düşüp de benim kafama düşmedi. Ama düşebilir. Her an hepimizin kafasına gelebilir. Sizde bununla ilgili sonuçlarınız varsa aklınızdaki bilgi ve fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İkinci sorumuza bakalım. Teleskop gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların gözlemlenebileceği görüntüler elde edilmesini sağlayan bir alettir. Yani uzaya baktığımızda uzayda ne var ne yok görebileceğimiz bir alettir. Aşağıdaki görselde optik teleskobun dış yapısını ve iç yapısının görseli verilmiştir. Görselde boş bırakılan bölümleri uygun kelimeler ile doldurunuz. Kelimelerimizle bunlar ve görsellerin uygun kelimelerini doldurmamızı istemiş. Teleskopun öncelikli olarak şu görseline dış görseline baktığımızda burada 3 tane ayak görebiliriz. Hocam 3 tane ayak var. Çok düşünüyorum ama yukarıda bir 3 ayak var. Bu olamaz herhalde. Yok yok o olur. İşte o yukarıda görmüş olduğunuz 3 ayak buradaki 3 ayaktır. Yani teleskopun altındaki bundan 3 ayak görevi budur. Tripod görevi de olabilir. Yani tripod dediğimiz zaten tripod dediğimiz 3 ayaktır. Kameralarda da gördüğümüz 3 ayak buradaki görseldir. Devam edecek olursak şuradaki kısım arkadaşlar. Yani şu kalın kısım. O ana mekanizmayı tutan kısım kundak olacaktır. Yani ikinci olan kundak olacak. Son olarak da üst tarafındaki bulunan kısım ise teleskop tüpüdür. Teleskop tüpü. Hocam yukarıya da aynı şekilde yazmışsınız. Çok da ipucu verdiniz. Evet, ipucu olarak düşünmeyin. Bazen düz olarak verilen doğru cevaplar bile insanların aklını karıştırabilir. Sonra merceğin içine baktığımızda ise arkadaşlar yani teleskobun iç kısmına baktığımızda ise gözün baktığı odağın yanındaki bulunan kısım göz merceği olacaktır ve sonda bulunan kırılmanın sağlandığı ve yakınlaştırmayı sağlayan kısım ise objektif objektif mercek olacak. Bunun ekran resmini al yarınki sınavında karşına çıkarsa aman hocam sen bize anlatmadın. %90'da hız dedin %1'i çıktı filan diyen olursa da bu ekran resmi yarınki sınavında karşına çıkabilecektir. Çektim mi ekran resmini? Aferin sana. O zaman geldik 3. sorumuza. 3. sorumuza baktık. Bir tane heyvan, bir tane bitki hücresi görüyoruz. Ve diyor ki aşağıdaki görselde Bitki ve hayvan hücreleri modelleri verilmiştir. Görselleri inceleyerek bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız. Sol taraftaki ne? Bitki hücresi, değil mi? <laughs> yok yok şaka yapıyorum. Sol taraftaki hayvan hücresi iken sağ taraftaki gördüğünüz bitki hücresi. Hocam ben karıştırıyorum. Hangisi bitki, hangisi hayvan? Bak bu ne? Hangi renk? Yeşil. Yeşil renkte bir hayvan gördün mü? Kertenkele haricinde görmedin. Ondan dolayı yeşil ne olur? Bitki olur. Ne diyor? Telefonunuz pil aşırı düşük olduğu için kayıt 5 saniye içinde duracaktır diyor. Arkadaşlar 5 saniye dur bir dakika hemen. Evet arkadaşlar telefonu şarjı taktık ve devam ediyoruz. Şimdi gördük en son nerede kaldık onu da hatırlamıyorum ama bitki hücresinin yeşil olduğunu anlatıyordum. Hatırlıyorum. Bitki hücresi yeşil, hayvan hücresi mavi şeklinde burada görselde verilmiş. Peki fark olarak ne yazabiliriz? Bak kurban olduğum baktığında şekilleri birinin ne? Böyle e köşeli bir şekil birine yuvarlak. O zaman hücresi hücre yuvarlaktır. Bunun hücresi ise köşeli şeklinde yazabiliriz. Zaten gördüğünde aklına geliyor. Daha sonra burada dikkat edersen buradaki yapıları incelediğinde hücre duvarı diye bir şey görebilirsin. Ama hayvan hücresine baktığında hücre duvarı yoktur. Bundan dolayı hücre duvarı yoktur şeklinde hayvan hücresine yazabiliriz. Devam ettiğimizde şurada küçük küçük gofullarımız var bizim gördün mü bak aha da şurada küçük küçük goful. Ama buraya geldik gofuldu goful aha da goful. Nasıl büyük goful. Ha o zaman hayvan hücresinde küçük goful varken küçük goful varken bitki hücresinde büyük goful büyük goful vardır. Şimdi aynı hizada yazmıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Öyle mi yazsaydık ki acaba? Ya da şuraya vardır diyeyim. Mesela hücre duvarı vardır. Şuraya da büyük koful dersem o zaman çok karıştırmamış olursunuz. Son arkadaşlar sentrozom bulunur. Hangisinde? Tabii ki de hangisinde? Hayvan hücresinde olacaktır. Sentrozom bulunur. Ve Son olarak şöyle bir baktığımızda, incelediğimizde boyutsal olarak farklılıklar görebiliriz arkadaşlar. Bitki hücresinde ise kloroplast last bulunur. Hocam ben bunu hep unutuyorum. Kloroplast bitkide mi hayvanda mı bunu ben karıştırıyorum. Şöyle düşün kloroplast buzdolabı poşetleri var ya. Heh, i̇çine ne koyuyor anam? Sebze koyuyor değil mi? Buradan aklına gelsin bitki hücresinde kloroplast bulunur diye kafanın bir kenarına yaz. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen eşleştirmeyi yapınız. Gen DNA kromozom nükleotit. DNA'nın özel proteinlerle birleştirerek oluşturduğu yapıdır demiş. Bunun adı arkadaşlar DNA'nın birleşmesiyle oluştuğu için kromozom olacaktır. Kromozom kardeşler olacaktır. DNA'nın yapı taşıdır diyor. Zaten adenin, timin, guanin, sitozin dediğimiz nükleotit nükleotit olacak. DNA'nın görev birimidir demiş. Burası gen olacaktır. Son olarak kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yönetici molekül acaba nedir nedir geriye ne kaldı sadece DNA kalmıştır. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuza baktığımızda yine uzayla ilgili bir soru görebiliriz arkadaşlar. Tüm yıldızların doğum yeri ve tüm gök cisimlerini içine alıp yutan gök cismi Nedir demiş. Arkadaşlar bütün yıldızlar yani uzayda görmüş olduğunuz bütün yıldızlar nereden doğmuştur biliyor musunuz? Bulutsudan doğmuştur. Bulutsu dediğimiz bir yıldız mekanizması var. Yani sis bulutu gibi düşünebilirsiniz. Buradan bütün yıldızlar doğmuştur. Tüm e, gök cisimlerinin içine alan yutan böyle her bulduğunu yiyen ise kara olacaktır. Altıncı ve son sorumuza bakalım. Aşağıda verilen yapılar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış yapılar. Ben bunu bir türlü okuyamayayım. Numaralandırmış diyeyim. Yapıları verilen kavramlarla eşleştiriniz. Ee, organ, hücre, doku, organizma ve sistemle eşleştirmemizi istemiş. Görsellere baktığımızda organı birinci olarak organ. Şurada mide organını görebilirsiniz. Yani organ 3 olacak. Hücre ise hayvan hücresi. Aha direkt burada zaten 2. Doku ise 4 numara hücrelerin birleşmesiyle oluşan küçük yapı parçası. Organizma büyük parçadır. Bu da insan olacaktır. Son olarak sistem ise sindirim sistemi verilmiş burada. Bu da direkt altındaki görsel olacak. Peki hocam bunu anlattın çok güzel de bunları büyükten küçüğe doğru sıralarsak nasıl olacaktır? Tabii ki de buradaki yapıların en büyüğü insan olacaktır. Yani organizma olacaktır. Organizmadan sonra sistemler gelir. Sistemlerden sonra dokular gelir. Şey pardon dokular diyorum organlar gelir. Organlar gelir. Organdan sonra doku gelir. Dokudan sonra ise en küçük yapı taşı hücre şeklinde olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğiniz not bir çizgi iki yuvarlak. Goç çaman goç çaman. Gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.